Merhabalar TV19 ekranlarında Satırbaşı ile karşınızdayız. hafta çağır gün farklı konuları konuştuğumuz programımızda. Bugün girişimciliği konuşuyor olacağız ve desteklerden, hibelerden bahsedeceğiz. Program konuğumuz, eğitmen ve danışman Eşe öz Özsaçmacı. Satırbaşı başlıyor. Hoş geldiniz Eşe Bey. Hoş bulduk Bulut Bey. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler? Çok sağ olun, bizler deyiz. Evet. Ee, çok gezen mi, çok okuyan mı derler ama siz her ikisini de yapıyorsunuz. Hem okuyorsunuz hem geziyorsunuz. Evet, hem de ee, değişiklik yapıyoruz. E, güzel. Tamam. Ayağınızın tozuyla da programa geldiniz. Ya, teşekkür ederim. Neler yaptınız? Nasıl geçti eğitimler? Eğitimler güzeldi. Ee, yeni fikirleri aldık, yeni insanlarla tanıştık. Her insan e, bir dünyadır. Biz de bu dünyaları katmaya e, daha da fazla katmaya çalışıyoruz. Kattığımız kadar da aktarıyoruz. Hı, -hı. Bunun en güzel tarafı bu hakikaten benim için çünkü çeşitli vilayetlerde bu eğitimleri vermenin en güzel yanları o vilayetlerde yaşayan insanların bakış açıları farklıdır hem ticarete hem olaylara hı hı. kültürleri de farklı oluyor haliyle bunları her taraftan alıp kendi Kendimde özümseyip eğitimlerde aktarması kadar güzel bir şey yok yani. herkesinden insan var tabii. E tabii var. Her, her yerden insan geliyor. Farklı düşüncelerden. E bir de e, şimdi benim en son gittiğim yer e, biraz daha sanayi kenti. Hı hı. E, sanayi noktasında gelişmiş bir kent. Neredeydiniz bu arada? Bozüklüydüm. Hı hı. E, sanayi noktasında gayet iyidir. E, buradaki insanlar da e, üretim noktasında bulunmadan önce büyük firmalarda çalışan insanlardır. Hı hı. Yani bir kurumsal kimliği olan efendim bir kurumsal kişiliği olan büyük firmalarda çalışmışlar. Yani o kültürleri, o felsefeyi görmüş insanlar. Buradan çıktıktan sonra da yaptıkları iş ona göre şekilleniyor. Yani insanlar gördüklerini uygularlar. Siz gördüğünüzü uygularsınız, ben de gördüğümü uygularım yani görmediğim şeyi uygulayamayız. Yani şu saçımızı bağlıyoruz değil mi şimdi mesela? Evet. Yeni bir tarz yapmışsınız Yeni, bu arada. Işte bu, bunu 10 sene önce deseydiniz yapmazdık. Evet. Niye yapmazdık? Hem toplum baskısı olsun, hem kimseden görmediğimiz için. Hı hı. Ama şimdi ne yapıyoruz? Dirilişten görüyoruz, efendime söyleyeyim. Hikayelerden, şunlardan, bunlardan, yani insanlara bir örnek teşkil eden şeyler çıkıyor hı hı. ve insanlar onu gördükten sonra kendilerinde uygulayabiliyorlar. evet. aslında mi? işte burada söylediğiniz gibi, şimdi belki işte uzun saça da saç uzatmak ya da farklı tarzlarda bir şeyler yapmak demek belki toplum açısından farklı görünebilir ama evet. şimdi baktığımız zaman dizilerde ya da tarihe baktığımız zaman aslında bu tarihte de böyle de vardı zaten, e var, O saç uzatılırdı, yine aksesuar takılırdı, kullanılırdı. E Tabii ama işte. Ee, örnek teşkil edenler olması lazım evet. karşınızda. Ee, örnek teşkil edenler olmadığı zaman havada kalıyor. Ee, ben e, her zaman şunu söylerim, ee, bazı şeyleri somutlaştırmak lazım, hı hı. insanların e, anlayabileceği şekilde, soyutluktan çıkıp somut bir obje haline getirmemiz lazım. E, ondan sonra anlaşılırlığı ve uygulanması çok kolay olur. Yani sen saat kulesini anlatırsın ama. Şuradaki saat kulesinin biblosunu yaparsan veya da şeklini fotoğrafla gösterirsen daha akılda kalıcı ve daha inandırıcı hı hı. bir örnek teşkil eder. Yani sen uygulama yapacaksın. Sadece anlattıklarınla olmaz. Uygulamaları da somut bir şekilde ortaya koyman, dökmen lazım. Görmek, önemli görmek gerekiyor. Önemli insan. yani şimdi görmesek ben bunu yapmazdım. Evet. Bu gördüğümüzden ileri geliyor değil mi? Gördüğümüzden siz evlilik yüzüğünüzü niye sol parmağınıza takıyorsunuz? Sol elinizdeki parmağa takıyorsunuz. Sağ. Sağ mı taktınız? Evet. Bana göre sağ seyir oradan bana sol. <laughs> evet. Ben solak olduğum için. Evet. Abi ya, değişebiliyor yön tabii. Yöntayinin biraz zayıftır. Evlenince sola takan da var. Evlenince, sağ, sağ, evet, sağ, evet, evlenince sola takan da var. Siz niye öyle takmadınız? Doğru. Siz kimden evet. gördünüz? <laughs> ben öyle tercih ettim. Sağ, <laughs> sağ tercih ettim. <laughs> Neyse. Ee, örnek... Ben de birinden görmüş olabilirim belki. Yani ki bir Görerek hani şey bu yüzük hani bu yüzüğün buraya takılması değil mi yani sola hı hı. sağdan sola geçmesi bir anlamı var. Hı hı. Bu anlamı zamanda oluşturmuşlar. Bazıları nişanlı gibi algın, nişanlı değilim evliyim. Nişanlar genelde sağ takan. Evet. Sol da olabilir evet. ama yanlış mesajlar gelirse <laughs> değişik değişik ee, olabiliyor. Evet, mesajları yanlış. bekliyoruz bu arada. Evet. Efendim bize ulaşın. Alt, alt bantta da yine telefon numaralarımız geçiyor. Bizler bugün evet. şimdi hibelerden, desteklerden konuşacağız. Girizgahı evet. yaptık. Evet. Hemen tekrar konumuza dönelim. Şimdi turizmden ve tarımdan konuşacağız. Öncesinde ee, ben şey söyleyeyim. Buyurun. E, haberlerde e, bizim kanalımızda çıktı mı bilmiyorum ama 300 baş hibe. Hı <laughs> Ee, hayvan hibesi verilecek köyüne geri dönenlere maaş Bu konuşuluyor yenilerine... mu ne durumda şimdi evet haber bizim haberlerimize çıktı mı muhtemelen biz evet ulusal basında çıktı hatta bununla alakalı bir haber yapalım Hı -hı. E, iyi olur şimdi bu e, bakanlığımızın tarım Hı -hı. gıda ve tarım hayvancılık bakanlığımızın gündeminde olan evet. bu e, yüksek et fiyatlarını ve e, kırsaldan e, kente göçü önlemeye yönelik planlarından bir tanesi. Bakan Fakı Baba'nın hakikaten düşündüğü icraatlardan bir tanesi. Lakin bu şu anda düşünce aşamasında hı hı. sadece sesli şey seslendirildi. Ama bunun altyapısı, usul esasları, yönetmeliği hazır değil. Sadece düşünce boyutunda söylenen bir şey. Bunun altyapısının işte usul esaslarının hazırlanması hı hı. 3 ay ile 6 ay arasında hı hı. aldığım bilgilere göre değişiklik arz edecek gibi çünkü kolay değil 81 vilayete uygulayacaksınız 300 baş diye görünen bir sayı var bu hayvanların tedarikleri nereden yapılacak bunlar önemli çünkü kolay değil Evet şu anda biz neden et fiyatlarının yüksekliğinden bahsediyoruz üretim az. Hı hı. Ev dışarıdan alıyoruz. değil mi? Ya bu e, iktisatta şeydir. E, bir ürün azsa, e, talep fazlaysa hı hı. ürün fiyatı yükselir. Evet. Bir ürün çoksa, talebi azsa bu ürün fiyatı düşer. Hı hı. Her zaman bu böyle olmuştur. Arz yani, ve talep ilişkisi. Tabii yani. arz talep ilişkisi. Yani biz bunu e, üniversite 1'de de gördük, hı hı. en sonunda da gördük. Yani bu e, piyasanın e, değişilmez, kaçınılmaz sonucudur. E, şimdi bu 300 başı 81 vilayette. Şimdi ben bile düşünüyorum. Evet. Tamam bizim, bizim köyümüz yok. Ama diyorum ki hani diyorum bir yerden e, şey mi yapsak? Bir e, köyde e, bir toprak arazi alıp hı hı. orada ikametimizi göstersek de. Birçok kişi bu şekilde düşünm aslında güzel bir yatırım da çıkıyor burada. Düşünebilir. Bunda e, hani kötü e, veyahutta art niyet veya e, dolandırıcılık noktasında bir şey yok. Diyor hı hı. ki kırsalda yaş yaşamak isteyenlere, e, döneceklere ben 300 baş veriyorum. Yani siz de gidebilirsiniz Hı -hı. köyünüz olmadan. Köyün köyü olup da burada yaşayanlar da gidebilir. Buradaki amacımız zaten aslında kırsal kaldırmak buradaki amaç. Tabii ki e, güzel bir şey. Hı -hı. Burada e, hem şehir nüfuslarını hem ilçe nüfuslarını azaltmak, hem e, tüketim noktasında e, evet. et ve süt ürünlerinin fiyatlarını düşürmek. Şu anda e, siz çocuğunuza süt alıyorsunuz. Bulut evet. Bey ne kadar sütün litresi? En son kaç lira aldınız? Hatırlıyor musunuz? 2 lira 50 kuruş herhalde. 2 lira 50 kuruş. Evet. E şimdi şu anda üreticide 1 lira. 1.15 1.20'den satıyorlar. Hı hı. Üretici bunu. Evet. E şimdi bunlara gelene kadar bu. E şimdi siz e, bu ürün şeyleri hayvan sayısını artırsanız, yem giderlerini azaltırsanız, efendime söyleyeyim, girdi maliyetlerini düşürürseniz hı ne olacak? bir Olacak. Şimdi sütün çıkışı 50, 50 kuruş olursa satışı da 1 lira olur. Hı hı. Ya 1 liranın çıktığı yerde bir iki iki buçuk oluyorsa 50 kuruşa mal edilen bir süt de iki şey bir bir on beş bir on şimdi o fiyatlara satılır. hepimiz de şimdi bu doğal ürünleri arıyoruz. İşte süt doğal olsun, yumurta doğal olsun. tabi e, tabii, çocuk da varsa evde o doğallığı, o organikliği arıyoruz. işte i̇şte hal böyle olunca da o kırsalı kalkındırma açısından da evet. daha iyi olacağı aşikar aslında. Evet. O, o sebepten şimdi bu hem Bunlar da kalmıyor yani bu desteğin e, hani e, bizim duyumlarımıza Hı -hı. göre herkes duydu zaten de e, hayvan verecek, hayvanın yemini verecek, artı size hayvana baktığınız için maaş verecek. Bu e, önümüzdeki 5-10 sene için Hı -hı. muazzam bir şey. Evet, o, müthiş bir şey. Hem dediğiniz gibi kırsal e, alanda bir kalkınma e, atılımı sağlanacak, Hı -hı. hem illerdeki nüfusları azaltacak göçleri azaltacak hem maliyetleri düşürecek kalkınmamız şimdi hani diğer bizim şeylerimize de söyleşilerimizde, söyleşilerimize, sohbetlerimize de geçiyor. Kalkınmamızın önceliği üretim demiştik biz. Hı hı. Bu üretim sadece sanayi ile olmaz. bunu Gıda alanında, ticaret alanında desteklememiz lazım. Sizde konuştuğumuz programlı içerisindeki sözlerinizden bir tanesini geçen mesaj aldık. Evet. Ben işletmemde bir yere not alıp hatta çerçevetip yazacağım demişti. Kazan kazan diyorsunuz ya size Evet. Güzel bir şey aslında burada. Öyledir kani. E, bu, bu aslında çok önemli bir nokta. Bu her yerde vardır. Yani bunun asıl şeyi e, kazan kazan e, dış politikayla, e, hı hı. dış iş, ilişkileriyle şeydir. İlk e, ben onu orada. E, Evet. Okul, okul zamanlarında e, dikkatimi çekmişti. E, dış politikada, e, dış e, ilişkilerde kazan kazan prensibi vardır. Hı -hı. E, orada gördüm. Ondan sonra tabii ticarette, iktisat içerisinde illa ki gördük. Yani kazanmadan kazan kazanılmaz kazandırılamaz Hı -hı. daha doğrusu. Kazan kazan. Bunu yapacaksın. Yani başkasına kazandırmadan sen kazanamazsın. Bunu bir defa aklımızdan e, aklımızdan atmamız lazım. İşte bu 300 başın böyle bir e, maliyeti var. Hı hı. Şimdi soranlar olabilir. E, buradan da işte e, izleyicilerimize bunu söyleyebiliriz. E, yaza e, doğru anca şekillenir. Ama bu gelecek. Değil mi? Yapılması lazım. Yani bu yapılmadıktan sonra bizim hayvancılık noktasında çıkışımız yok. Yani dış dışarıdan ithal etler, onunla da alakalı biliyorsunuz bir sürü şeyle sıkıntılar çıktı. Hı hı. Hastalıklı etler evet. çıktı, şu çıktı, bu çıktı. Yerel üreticiler sıkıntıya girdi. Şimdi Doğru mu? Aslında şöyle bir şey de etken bu et Geçici, şimdi. geçici yani. Şimdi oradan aldığımız etler içi boşaltılmış bir şekilde gönderiliyor. Evet. Hal böyle olunca ne oluyor? İşte o sakatat dediğimiz ürünleri çok cüzi fiyatlara bulduğumuz o ürünlere mesela işte ciğerdir buna benzer sakat atları artık etle yarışır hale geldiğini gördük. Yani evet. 40 ve 50 liraya kilosu satılan sakat Değil atlar mi? var. Bunlar 10-15 liraydı. Evet bu da var. Yani bunlar da önemli. Bizim halkımızın tükettiği ürünler hmm. bunlar. Ve işte son zamanlarda söylüyorsunuz artık geçmişten günümüze, günümüzden geçmişe bir dönüşler söz konusu. Eskiden işte bunu yine söyledik ki cep telefonları önceden büyüktü, küçütmeye başladı, şimdi tekrardan büyülmeye başladı. Eskiden ben hatırlıyorum, kurtlu ürünleri almazdık, şimdi kurtlu ürünleri tercih ediyoruz. Kurt varsa o, tamam, doğal varsa doğaldır diye alıyoruz. Yani bunlar doğru. İşte bunların çözümleri nedir? Yatırımlar hep. Hı hı. Yatırımlar. Yani üreticiyi destekleme. Kırsal kalkınmada noktasında da böyle, tarım Bakanlığı'nın destekleri noktasında da böyle, bu üreticileri desteklememiz lazım dışarıdan gelen e, ürünler hı. bize geçici çözümler sürer Biz geçici çözümleri e, bir kenara bırakmamız lazım Geçici çözüm ne olur biliyor musunuz günü kurtarmak. önümüz kurban bayramıdır kurban bayramında o üç günlük sürede hayvan satışları olacaktır e, yurt içindeki hayvan sayısı yeterli değildir ne yaparsınız? o üç gün için kurban Bayramı için bayram için dışarıdan hayvan e, ithal edersiniz hı hı. bu o bayramı kurtarırsınız ama sürekli bu bayramlar kurtarılırsa ülke gider. Yani ülkenin e, tarımı çöker, evet. gıdası çöker. E, siz bir ülkeyi besleyemiyorsanız e, üretim yapmanızın bir anlamı yok. Ne demiştik? Bütün alanlarda gelişmemiz lazım. Bütün alanlarda. Yani, yani günü kurtarmamak gerekiyor. Tabi. E, şey... Japonya şu Buyurun. anda e, Hiroşama'da e, şey tarım yapabiliyorsa, değil mi? Bizim ha, öyle bu bir ülkede, şeyden bu hale geldiyse, değil mi? İsrail, o çöllerde sizin domatesinizin tohumunu evet. üretebiliyorsa, değil mi? Tarım yapabiliyorsa, bizim bu cennet vatanda onlardan daha da güzel ürünler üretmemiz, hayvanlar yetiştirmemiz gerekiyor. Onlardan fazlası da var. Teknolojik bir yatırımın var. Nered Nerelerden finans ve hibe desteği sağlayabiliriz? TÜBİTAK ve COSGAP'ten destek alamadım. Nerelerden yararlanabiliriz diye bir mesaj Şimdi gelmiş. Şimdi şey, ya ürettiği şeye bakmamız lazım. Hmm. E, faydalı ürün mü üretiyor? Yoksa mucitlik onlar yaptı? Onlar da buna bakıyor. İnovasyon ürünü yapıyor? E, sıfırdan bir mucitlik yaptı. Biraz önce söylediğim gibi öyle hmm. bir şey mi yapıyor? Yoksa var olan bir şeyi üretiyor. Ama hani bunun metotlarını geliştirmiş, daha böyle e, otomasyon sisteminde hızlı bir şekilde, seri bir şekilde üretiyor. Veyahut da ithalatı önlüyor, hı hı. ithalatı önlüyor, ihracatı artırıyor. Bunun gibi etkenlere e, dokunan bir ürün üretiyorsa bununla alakalı destekler tabii ki COSCAP'de var, hı hı. TÜBİTAK'ta var. Bu tarzda bir ürünü ürüne bakmamız Ar lazım. Arge ürünü demiş. Arge. Bunun evet. alakalı koskepten Arge animasyon desteği var. Hı hı. TÜBİTAK da aynı şekilde, Keza bu şeyleri açıyor. Tabi kriterler Ama önemli zaten. Kriterler doğru. önemli. Yani şimdi görmeden bir şey söylenemez. Hı hı. Bunu görmemiz lazım. Destekler alınabilir. Alınmaz diye bir şey yok. Yani her yerden destek olabilir biraz Koskep son dönemde o destekleri biraz daha incelip sık mı döküyor çünkü daha önceki zamanlarda herhalde evet. biraz da buradan farklı bir şekilde de faydalanılmış şimdi, hemen hemen herkes almış kullanmış ama şimdi biraz daha herhalde işte ihtiyacı olan kişi alsın diye belki uğraşıyoruz ya bazı şeyleri dışarıda görmemek lazım kendi içimizde görmek görmek Hı -hı. lazım yanlışları biz yapıyoruz bizim yaptığımız yanlışları İyi, da ceremesini <laughs> yani hacivat Karagöz hikayesini bilirsiniz. Hı -hı. Ee, biri bir şey yaptığı zaman biri de ceremesi çekecek nihayetinde ee, şimdi tabii ki bunlar sıklaştırıldı mı sıklaştırıldı ee, size bir örnek anlatayım ee, Adana'da e, hayvan <laughs> desteği veriliyor hmm. çiftçilere aynı şekilde kırsal kalkınsın efendime söyleyeyim kırsaldan e, kentlere göç olmasın diyerekten hayvan desteği veriliyor hibe karşılıksız çiftçisiniz bu protokol imzalanıyor. Diyor ki ben bu desteği sana veriyorum. Sen bu hayvanları satmayacaksın diye. 3 sene boyunca 5 sene boyunca satmayacaksın. Ha, bu hayvanlardan doğan hayvanları satabilirsin. Ama bu hayvanlar satılmayacak. Damızlık. Satılmayacak ki çoğalsınlar. Hı hı. Sürü olsun. Pekala siz de akit yapıyorsunuz. Aldım kabul ettim. 3 ay geçiyor 5 ay geçiyor. 1 sene geçiyor. Kontrole gidiyorlar tarım illerden, tarım illeden. bu gerçek yaşanmış bir hadise. Gidiyorlar, bakıyorlar ki hayvan yok ahırda. Verdiğimiz şeye soruyoruz, çiftçiye soruyoruz nerede bu hayvanlar diye. Hayvanlar kaçtılar. Kurt yedi. Dağa kaçtı. Dağda kurt yedi. Nasıl olur? Hakikaten böyle oldu. Şimdi usul esasları açıyorlar. Hani ben biraz önce söyledim ya hı hı. 300 başın usul esasları daha net değil. Usul esasları açıyorlar. Usul esaslarda satmaya karşı ibare var. Yani bir yaptırım var ama ee, kaybolmasına, gibi. çalınmasına, işte kurtun kapmasına, e, daha kaçmasına herhangi bir ibare yok. Açığı cezai müeyyede yok, açığı yakalamış. E şimdi bunu e, sen yaptın tamam sen istifade ettin bulut hı. olarak. E senin kızın istifade edemeyecek. Niye demeyecek? Daha sıklaştıracaklar. Usul esaslar değişecek. Herkese vermemeye çalışacaklar. Hı hı. Acaba bulut da bulut gibi mi yapacak diyorlar. Ben eğitimlerde söylüyorum. Yani bunların bu hale gelmesinde, yani bu desteklerin bu hale gelmesinde sizin e, amcanız, onun dayısı, bunun halası, bunun kayınpederi i̇şte sorumlu. hataların yaptığını işte diğer e, tabii ki nesil kuşak çeker. Çekiyor. Yani siz yaptınız çekeceksiniz. Başka bir biri yapmadı yani. Elin John'u gelip yapmadı. Elin Semi gelip yapmadı. Sen yaptın. Önce kendine bakacaksın. Yani devletin aslında son dönemde daha fazla hibeler, destekler var, var ama destekleri var. biraz daha herhalde biz onları farklı mı kafaya ee, Ya Biz her zaman günü, Türk günü milleti... Günü kurtaralım diye. Türk milleti biraz fazla zekillikten, biliyorsunuz fazla IQ, fazla beynin... Çok farklı şeylere harcıyoruz. Tabii farklı şeylere. Bir noktası da deliliktir biliyorsunuz. <laughs> <mi>? hani <laughs> beyni fazla... Değil mi? <laughs> evet. Değil. Hani o %1 veya %2'nin üzerine çıktığın zaman Einstein üzerine çıktığın Hı. zaman delilik oluyor. Şimdi biz de fazla zeki olduğumuz için ne yapıyoruz? Önce Kurnazlık noktasında acaba bunu daha kolay nasıl yapabiliriz? Nasıl faydalanabiliriz? Bunu düşününce o zaman ne oluyor? Olmuyor. Burada bir sayı istemişler, sayı belki veremeyiz ama kutsal desteklerden çorum ne kadar yararlanmıştır? kaç kişi diye bir mesaj gelmiş ama oldukça yaralanan var herhalde. Var tabii bu sayıları şeyden almamız lazım. Yani bunlar akılda tutulan tutulması Hı -hı. gereken tutulacak sayılar yani bunu değil. Bunu konuşurken yani. bile bir kişi yine bir hibe alıyordur. Alıyordur, sürekli tabii. değişiyor çünkü. Bir de bu sayısal veriler yani her insanın aklında tutulmaz. Hı -hı. Bunlar notlarda yazar. Evet. Söyleyebiliriz ama bir dahaki programda söyleriz. Bunlarda bir şey yok. Belki de şey... izleyicimiz şunun için sormuş olabilir, yani biz Çorum'da iyi miyiz? Yani bu konular. Ha, tabii, Çorum, bakın üretim noktasında, çalışma noktasında Çorum hakikaten bir turizmde iyi değiliz. Hı -hı. bir Hakikaten diyorum, bir turizmde iyi değiliz. Onun haricinde diğer noktalarda iyiyiz. Ben dışarı vilayetlere gittiğim zaman her zaman şunu söylerim, ben Çorumlu olduğum her yerde deklare ederim zaten. Sosyal platformlarda ortamlarda da yazarım övünerek. Çorum'un Çorumlunun daha doğrusu hı hı. şeyi böyle fazla bir sosyal aktivitesi yoktur. Çorumlunun sosyal aktivitesi iştir. Çorumlu işiyle meşguldür. Şöyle bir bakın. Sosyal aktivite noktasında aklınıza gelebilecek Çorum'da bir şey var mı? Evet, Yok. Varsa da çok nadirdir. Yok. Ankara da var. Amasya'da var, Samsun'da var. Bunun haricinde Çorum'da sosyal aktivite noktasında herhangi bir aktivite yok. O yüzden insanlar ne yapıyor? Kendini işine adıyor. Sabahtan akşama kadar işiyle uğraşıyor. Akşam da işiyle uğraşıyor. Hafta sonları ayrı. Hafta sonları zaten çalışmıyor. Görüyor musunuz? Böyle sürekli işiyle uğraşan, sürekli kendini işine adayan insanlar nasıl olur? daha verimli olur. Tabii. Daha verimli olur. E bu verimli olan insanların olduğu topluluk, topluluğun olduğu vilayet ne olur? Yükselir. Bu turizme tekrar dönelim. Evet. Tarımsal yine yer yer konuşacağız onu ama. Evet. E böyle bir e... eksiğimiz var yani <laughs> turizm noktasında. Her zaman konuşuyoruz ne yapabiliriz ama tabii yetkililer ne yapabilir e, konuşuyor ince ama. Sun, i̇nce su İnce Su Kanyonu'na e, insanları çekebiliriz. Cazime merkezi haline getirebiliriz. Şimdi ben oraya gitmeyi düşünüyorum örnek veriyorum. Gidelim bir tesis yapalım. Şimdi ben tesis yaptım tek başına ben bir şey yapamam. Hı hı. Ne yapmamız lazım? Top Topyekün hareket etmemiz lazım. E orayı cazibe merkez haline getireceksin ki insanlar oraya rağbet etsin. Şimdi siz önceden obruk obruğa gitmişsinizdir. Çekim de yapmışsınızdır. Doğru mu? Jet ski'dir, e, teknedir değil mi? Bir sürü şeyler hı. var aktiviteler, Yaptık, aktiviteler var. Deniz bisikletidir. Onlar su sporları bile yapılıyor. Değil orada. mi? Hepsi yapılıyor. Şimdi siz oraya onlar olmadan önce herhangi bir müteşebbisin orada bir test saçma ihtimali var mıydı? Olabilir hani zayıf ama olabilir tamam açtı ama bunun bilinlebilirliği noktasında nasıl olur? Hı. Çok zayıf Sor. olur. E şimdi burayı belediye yaptığı için hem finansörlüğünü yapıyor hem reklam tanıtımını yapıyor doğru muymuş? Her yerde var. E belediye şimdi kendi imkanlarından oraya reklam tanıtım harcaması yapabilir. Pek tabi de yapsın fazla da yapsın. Çok güzel. Çünkü oradan <laughs> ilçesini duyuruyor. Böyle bir artısı var. Oradan ilçesini duyuruyor. E şimdi siz burayı bu şekilde cazime merkezi haline getireceksiniz. Ondan sonra ne yapacaksınız? Çekileceksiniz. Müteşebbislere bırakacaksınız burayı. Şimdi, baktığımız şimdi zaman çok önemli şey var Ceviz Türkiye'de en önemli kaliteli cevizlerden birisi bu memlekette. Evet, olsun. Pirinç hakeza öyle. Osmancık marka yani bu hı hı. Osmancık'tır. Oğuzlardır. Artık yani marka. Birçok süpermarketlere gittiniz ama artık Osmancık bir marka haline gelmiş. Tabii bunu her Paketlerde yerde, Osmancık yazıyor. Tabii bunu her yerde görürsünüz. Ben bunu e, Bodrum'da çalışırken e, bir market var. Gross market. Hı. Büyük böyle. Dünya değil. Orada alışveriş yaparken görürdüm. İki tane üründe görürdüm. Bakın. Çorum markasının iki tane ürünü. Mutlu da oluyor. Memlik Olmaz mı? Şey e, tabii ki. Ve onu arı tercih ediyordum. Bir hı hı. pirinç Osmancık. iki lavaş. Hı hı iki üründe çorum markası her zaman en öndedir ve e, kalitelidir. Yani kalitelidir, hmm. düşük fiyatta değildir yani. Hatta çok kalitedir. önemli e, kafeler, restoranlar, bulavaşı Türkiye'nin 81'inde de kullanılıyor. Bunu da buradan e, yola çıkıyor buradan gibi bunu da biliyoruz. Değil mi? Yani Çorum'da üretiliyor bu. Aynen o şekilde. Bunun gibi şimdi biz buraları ne yapmamız lazım? Bu turizmlerde destekler hı hı. tamam güzel açılıyor, açılacak. Buraları cazibe merkezi haline getirmemiz lazım. Bakın Buraya gelmeden önce bir tane şey okudum. Ee, bir meyve suyu markası söylemiyoruz değil mi? Söyleyemiyoruz. Bir meyve suyu markası İstanbul'da yanlış söylemeyeyim Beşiktaş olabilir veya İstiklal olabilir. O semtlerden bir tanesinde hı hı. E, kahvaltıcılar sokağı varmış. İstanbul'u bilenler bilir hı hı. ben pek bilmem. E, kahvaltıcılar sokağının restorasyonunu yapmış. İstanbul'dan bir izleyicimiz mesaj atmış bu arada o da düşünsün Bili Bili biliyorsa bize olaysın. mesajını okuyacağım. Evet ee, kahvaltıcılar sokağını baksın bu meyve suyu markası oranın ee, dekorasyonudur Efendime söyleyeyim. tadilatıdır Hı -hı. E, dış görselini kendisi yapmış hibe olarak Hı -hı. E, tabii bunun karşılığı ne yapıyor reklamlarını asıyor. Artı bu ee, firmalar da kendi kahvaltılık meyve sularını satıyor. Ne güzel. Şimdi düşünsenize. Yapılabiliyor demek ki. Yapılır tabii ki. Şimdi düşünün. Bizim e, ayakkabı devimiz e, Çorum'un marka e, ayakkabı devi var. Evet. İsmini söylemedikten sıkıntı var mı? Maalesef reklam söyleyemiyoruz herhalde. Evet reklam olacağı için ama bilenler biliyorlar. Heh. Çorum markası, İskilip markası. İskilip markası e, güzel böyle sarı botlarla çıkmıştı hatta ilk, ilk başta böyle. E, şimdi bu ayakkabı firmamız. Hı hı. E, bir ayakkabıcılar arastamız var değil mi bizim? Var evet. Var değil mi? Şimdi buraya güzel bir şey yapsa, örnek veriyorum. Ee, Oraya bir giydirme gibi. Giydirme gibi böyle reklam çalışması, Anladım. işte e, çevre düzenlemesi yapsa, kendi reklamlarını yapsa, olmaz mı? Pekinkar. Evet, güzel olur. Değil mi? Şimdi ne yapıyorlar? Cazime merkezi haline getirmemiz lazım bazı yerleri. Bakın, o e, suyu firması buraya giden insanlara ulaşmaya çalışıyor. Siz de e, hem yerel yönetimler olsun. Hem e, bakanlıklar olsun, e, bütün kamu kurulmuş kuruluşları buraları cazibe merkezleri haline getirmesi lazım. Yani buraya uzanması lazım. Hı hı. Siz e, hastaneyi aşağı taşıyorsunuz, hastane etrafı ne yapıyor? Hareketleniyor. E, siz burayı cazibe haline getirirseniz yatırımlar, teşvikler çıkıyor. Yatırımlar, teşviklerle de insanlar buralara kayar. İşte hastane örneğinde aslında çok güzel bir örnek var. Çorum'da olanlar biliyor. Şimdi Yeni hastane çevresinde oldu. İşte eczaneci, eczaneler geldi. Evet. Eczaneciler sitesi oldu. Bir hemen yan tarafında restoranlar Yeme var. Içme Yeme içme, içme var. mekanları evet. var. Değil Daha mi? da geleceğe gelecek. söyleniyor. Gelecek. Bu böyledir yani. Orada bir potansiyel oluyor. Cazime merkezi haline geliyor. İnsanlar şimdi oraya yerleşim yerleri de yapacak. Hı -hı. Konutlar da yapacaklar. taneler de yapacaklar. Ya yani bu kaçınılmaz. Bu böyledir. Siz bir hareket yaparsınız. Bu hareketin neticesinde e, orada bir halka oluşur. Suya bir taş atarsınız, taşın attığın yerde halka oluşur. Taşı atman lazım al önce. Yani hedef göstermen lazım. Birinci bölümü kapatmadan önce mesajı isterseniz bakalım. Liderler hı. böyledir. Evet. Ya onunla alakalı da e, ikinci bölümde Hemen düşün, bir şey var. Hemen ikinci almış. bölümde ona devam evet. edelim. Merhaba ben İstanbul'dan bir izleyiciyim. Efendim İstanbul'a sevgiler, selamlar. Yozgatlıyım. Bu proje benim de dikkatimi çekti. Benim sorum acaba 300 baş olmak zorunda mı? 100 tane de olabilir mi? Bir Tabii de ki. bu yaslata bundan faydalanabilir miyiz demiş. Tabii ki. Şimdi her zaman bu e, hibelerde söylenen rakam üst limittir. Hı -hı. Bu 50 de olur 100 olur 300 en üst limit. Yani alabileceğiniz... En yani 100 küçük ya büyük baş küçük baş tabi 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 tabii gayet tabi Çıktığı zaman alınabilir. E, bu kişiler topraklarına e, topraklarında e, yani toprakları kendi üzerlerine Hı -hı. olsun. Bunu e, bu çıkacak çünkü. Artı ÇKS'leri yoksa, çiftçi kayıt sistemleri yoksa, çiftçikay sistemlerinde yapsınlar. Zor mudur bunu yapmak? Hayır çok basit. Yani öyle bir şey de yoktur. Hı -hı. Sadece e, çiftçi kayıt sistemini yani toprağına e, olduğuna dair eee tapularla Tarıma gidiyorsun, tarımın müdürlüğüne, beyan ediyorsun. Artı oraya ne ekeceğini söylüyorsun. İşte bu sene için bunu ekeceğim diyorsun. Ekmeği de zaten ortakçıları vardır büyük ihtimal toprağı varsa. Ortakçılığına derseniz bu ürünü ekeceğiz bu sene diye. Gayet tabii bir. Birkaç prosedür var, onu halletmek tabii gerekiyor. çok basit bunlar. Ha, gelmesi lazım, <laughs> o kadar da gelsinler artık yani. kendi memleketleri zaten. Projedeki hayatımız. amaç da bu zaten. Aynen insanları Çekmek, bakın görüyorsunuz çekmek. başvuru için bile i̇şte İstanbul'dan dikkatini çekmiş izleyicimiz. Güzel İstanbul'da yaşanmaz ki. Yani şimdi gezmeye gidin eyvallah ama ben İstanbul'a gittim Bulut Bey zamanında birkaç Hı -hı. defa gittim de en son gittiğimi anlatayım. Anadolu yakasında oturuyoruz. Avrupa yakasına geçeceğiz. Hava yağmurlu kar falan var. Bir saatte gittik bir saatte döndük. <laughs> İki saat. 2 saat kısa i̇ki mesafe. 2 saat, saat yolda geçti. 2 saat yolda geçti. 2 saat mekanda oturuyorsun. Etti 4 saat. Şimdi 8'de çıksan 12'de evde oluyorsun dönüş saatinde Hı -hı. yaparsan. Ne kadar dışarıda kaldın? 2 saat. Ama bizim gibi bu küçük kentlerde ne yapıyorsunuz? 5 dakikada gidiyorsunuz. E ben buraya kaç dakikada geldim? Yani, 15 bu... kala aradınız beni değil mi Bulut Bey? Evet. 5 10 dakikada geldim ben. Buraya. Tabii yürüyerek. Yürüyerek yani. geldim bir de. Stres yok Şimdi orada. Ulaşım, stres rahat. var. Her şey var. Yani sinema dersen oradaki insanlar her gün operaya, tiyatroya efendime söyleyeyim, alışverişe çıkmıyorlar. Hı, hı. Ha biz buradan görüyoruz mesela şu mağazalarda şu indirim var. Aa ne güzel İstanbul'dakiler yaşadılar. Ee, ama bir sorun bakalım. Bu kişi burada oturuyor. O mağaza burada. O Oradan indirimi buraya. zaten yolda harcamış oluyor. Yolda harcamış oluyor aynen o şekilde. Ulaşım var, stres var. Bir sürü kargaşası var. Yani feci bir trafik var ee, tabii, var, tabii. tabii. Özellikle Bu okullar da açıldı daha da artık. Yani e, İnsanın ömrü belli bir sınırlıdır. Bu sınırlı ömrü verimli geçirmemiz lazım. Yani sizin şurada kalmış 20 seneniz, 30 seneniz. Teşekkür ederim sağ olun. Varsa yok. <laughs> <laughs> yok. Farz misal teşbih hata olmaz. Tabii Allah bilir. Ha. Teşbih hata olmaz. 30 seneniz kaldı tamam yükselteyim biraz. <laughs> 35 seneniz kaldı. Teşekkür ederim. Bu biraz daha iyi. <laughs> Bu 35 sene. Şimdi siz öyle bir stresli bir yerde mi geçirmek istersiniz? Yoksa ee, kendi memleketinizde, toprağınızda, hayvanlarla cep telefonu çekmiyor. Efendime söyleyeyim, kredi kartı ödemeniz yok. Ay sonu kira ödemeniz yok. O filmde vardı ya, Mandıra Filosofu vardı. Kim? Mandıra filozofu izlemişsiniz. Evet. Ki. O aslında herkesin de <laughs> istediği bir şey. bir şey de... Kafayı biraz sakin olsun, kimse benimle uğraşmasın işte. Oradan... Tavuklardan yumurtayı alayım, buradan e, balık tutayım. E, şimdi sizin amacınız çalışıp para kazanmak değil mi? Siz sabahtan akşama kadar çalışıyorsunuz. Akşam eveye gidiyorsunuz, çocuğunuzla Hı -hı. oynuyorsunuz. Dışarıdaki olanlardan bir, bir haberiniz var mı? Yok. Burada çalışıyorsunuz, doğru evet. mu? Sürekli buradasınız. E şimdi siz burada değil de köyünüzde, kendi evinizde, ahırınızda çalışsanız, toprağınızda çalışsanız, akşam olduğu zaman zaten evine gidiyorsunuz. Hı -hı. Bir farkı var mı? Yok. Yok aslında. Sadece bu kıyafeti giymeyeceksiniz. Ekranların karşısında olmayacaksınız. Farkı bu. Efendim herkes o zaman projeye bekliyor. Şimdi reklama gitmem gerekiyor. Gideyim. Devam edeceğiz. Pekala. Satır başı devam ediyor. Şimdi kısa bir ara az sonra buradayız. Yeniden merhabalar TV19'da satır başı devam ediyor. Girişimcilik üzerine hibeleri ve destekleri özellikle tarımsal destekleri hibeleri konuşmaya devam ediyoruz. Evet. evet birinci bölümde o hibeleri destekleri konuşurken özellikle ilgi de çekmiş. İzleyenlerimiz de evet. soruyorlar. 300 nasıl faydalanabiliriz? Evet. Birazdan ona birazdan değineceğiz. Bizde kalsınlar. Evet. Son 5 dakika kala haber verin. Bana son 5 dakika kala tekrardan olayım. Peki iki, oraya programın ikinci arasında aslında evet. bir 15 20 dakikaya yakın zamanımız var. Evet. Bunu da iyi kullanım açısından konuş evet. muhakkak konuşacaklarımız da kalacaktır ama evet. yine biz tarıma tekrar dönelim mi yoksa turizmle mi devam edelim? Nasıl isterseniz hiç fark etmez. O turizmle biraz daha bahsedelim. siz açın dersiniz. devam edelim. Peki daha tarıma için. tekrar o zaman son 5 dakika dediğiniz gibi dönelim. Tamam. Turizmde neler yapabiliriz? Neler yapılabilir? Evet. Turizmde e, en son Cumhurbaşkanımız geldiği zaman biliyorsunuz o da açıkladı, turizm hı hı. potansiyeli olan bir vilayet ama evet. bu potansiyeli kullanamayan bir vilayet. Ne yazık ki öyle. Değil mi? Yani bizim devlet büyükleri içerisinde en üst merci bunu dillendiriyorsa hı hı. biz de buna karşılık bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yani yerel yönetimler dediğimiz üzere hı hı. önce olması lazım, Efendim bakanlıkların buradaki birimleri var. Haşra teşkilatları var. Onlar önce olması lazım. Valiliğimiz önce olması lazım. Şimdi bizim biliyorsunuz bir otel işletmesi de var aynı zamanda. Evet. Buraya gelen misafirlere biz Çorum'la ilgili dışarıdan gelen misafirlerin soruyorlar. Çorum'da nereye gidebiliriz? Çorum'da ne yenir? Çorum nereleri gezilir? diye soruyorlar. Hı hı. Şimdi biz de bunlara Çorum'un tanıtıcı valimizin yaptığı, efendime söyleyeyim, belediyemizin yaptığı güzel tanıtıcı broşürleri var. Bu broşürleri veriyoruz. Hı hı. Neresi yazıyor orada? Ince su kanyonu yazıyor mu? Yazıyor. Alacayük, Boğazkale, Hattuşa, efendime söyleyeyim. E, Örenyada yine Şapinova müze. Aynen çok güzel müzemiz Şapinova dediğiniz hı hı. üzere. E, daha sonra Çatak, hı hı. değil mi? eee mesire alanımız var. Sıklık sıklık var tabiat yine. parkımız var. başka aklıma gelen varmış şimdi bakınca var <laughs> gidecek, çek, yerler de var. Obruk aynı şekilde evet. değil mi? Eee var. Bunun gibi yerlerimiz var. Bir sürü daha yerlerimiz hı hı. var ama işte dünyanın en dar çarşımız var. Hı hı. O çarşı hala nasıl hiç gittiniz mi? Evet çok kez de yani çekim de yaptım orada. Yani buranın e, elden geçmesi lazım. Yani şöyle Şimdi Türkiye'de buranın... bir tane ama dünyada da zannediyorum bir tanedir yani bu da hani yani koruyabildiğinden. Yok yani dünyada da var böyle dar Hı -hı. çarşılar. Ama eskilik noktasında Hı -hı. bayağı bir eski. Çok eski. Bayağı bir eski burayı şekillendirmemiz lazım. Bakın ben geçen gün gittim. Orada çalışan, aktif olan 3-5 tane dükkan var. Onun Hı -hı. haricinde kapalı, kapalı duruyor. Şimdi ne yapacağız burayı? Buraları alacağız. Evet. Bakın buralara ne yapılması lazım? Burayı aldık mı? Aldık. Şimdi burası ne olarak biliniyor? Ayakkabıcılar, ayakkabı tamircileri hı hı. olarak biliniyor değil mi? Kalmasın ayakkabı tamircilerini. Onlara yeni yer tahsis edelim. Güzel, modern, büyük yerler tahsis edelim. Oralara ne yapalım? Hediyeli eşya satan yerler yapalım. E, Çorum'un güzel hediyelik eşyaları var. Tam da merkez konumda merkez da çok da güzel konumda, bir yerde aslında. Aydınlatmasını yapalım, ışıklandırmasını yapalım. E, onun tam sırtına... E, Otobüs durakları var biliyorsunuz, hı hı. otobüs duraklarının oradan kaldırılması lazım. Oraya güzel böyle bir şekilli, ışıklı işte onların o reklamı yapılacak bir duvar haline getirilmesi hı hı. lazım. Kaldırım işte içerisi aynı şekilde yapılması lazım. Leblebi satan dükkanlar yapılabilir içerisine, güzel hı. leblebiciler yapılabilir. Orası çarşı nihayetinde. Yani orası ayakkabıcılar, tamirciler, ayakkabı tamircileri olarak bilinmesi önemli değil ki. Orası ne olarak geçer? Dünyanın en dar çarşısı olarak geçer. Ayakkabı tamircileri çarşısı olarak geçmez. Şimdi yani öyle sizin hemen dibinizde, merkezinizde burayı yapamamışız. birçok şehre yapamışız. gidiyoruz. Siz de o kadar geziyorsunuz. Gezdiğimiz zaman bir konumda olan bir merkez çarşısı olur. Oraya işte oradan magnet alırsın bilmem oranın neyi meşhursa onu alabilirsin evet. öyle çarşıları vardır. Tabii i̇şte ki bu da aslında çoruma çok güzel olabilir. Olur tabii burası harika bir yer. Ee, saat Kulesi'mizin Saat Kulemizin olduğu yer. Hı hı. Herkesin e, kesinlikle uğradığı bir yer yani burası. Uğramasa da muhakkak bir kere oradan geçtiği bir Geçti, yerdir. bütün derler ya bütün her yer yollar her hep saat, yol saat, kulesine der, saat Kulesi'ne çıkar. Saat Kulesi'ne çıkar. Saat değil hatta Çan Saatimiz. Evet, Çan Saat. E şimdi bu çan saatin e, bibloları çıktı bak biraz önce ben gösterdim. Hı hı. Biblolarımız var. E şimdi bunlar nerede satılıyor? Birine diyeceksiniz Kürt'de satılıyor. Birine diyeceksiniz burada satılıyor. Diyeceksiniz ki Çorum'dan hediyelik bir eşya mı almak istiyorsun. Oraya git. Buyurun. İşte Alın size güzel. Herkes her yerden. Şimdi size İspanya'ya gittiler. Size hiç bilmiyorsalar ne getirirler İspanya'dan? Aklıma gelmedi şimdi. Biraz önce söylediniz ya. <laughs> Buzdolabıların aslan. Evet. Hediyelik magnetler. magnetler. evet. O vilayeti anlatan magnetler getirir. Çarşılarında kesinlikle bunlar vardır. Hı -hı. E buradan gidenler de bunları götürecektir. Efendime söyleyeyim. E, kargı bezini götürecekler. Hı hı. Değil mi? Böyle şeylerimizi götürecekler. E, pirincin üzerine yazıları götürecekler. İşte şuradaki hat sanatından hı hı. eserleri götürecekler. Örnek veriyorum. Evet Ne yapacaklar? Bizim bakırımız da meşhurdur. Bakırcılık da vardır. Evet. E, orada Hala bak da devam ediyor. E tabii. Orada bir tane bakırcı koy. Bakırcı koy. Yanına bir tane e, kalay yapmasa da kalaycı koy. O bakırcı diyeceksin ki sana tamam bu dükkanı veririm. Ama yanında bir tane kalayla alakalı e, ocağın olacak. E, bu ocak e, belli saatlerde çalıştıracaksın. Yap yapma. Yanacak ocak. O kültürü de yaşatacak. Bu insanlar geldiği zaman bunu görecek. Bu bakırın kalaylanmasıdır, şudur budur bunları görecek. Bu duman da buradan tütecek diye şartlı vereceksiniz. Hı hı. E, burası sizin zaten burası belediyenin. O yer belediyenin. Bunu yapmamız lazım. Ha biz bunları dillendiriyoruz. Tabii ki Ha e, diyeceksiniz ki bunu yapan birileri olması lazım. Ben talibim. Hı hı. Ben buraya talibim. Her şeyde elbette ama ekibim gerekiyor. tabii canım ben talibim. Ben ama tahsis etmesi lazım. Bana tahsis etmesi lazım orayı. Burayı tamam buyurun dediğiniz üzere güzel bir şekilde dönüştürelim. Madem böyle bir şey düşünüyorsunuz buyurun. Çok güzel de olur. Turizm açısından gibi. da önemli bir konumdayız. Mesela, şimdi bunu şöyle anlatıyorum işte, hani e, bunlar bizim gördüklerimizde hı hı. E, her vilayette böyle danışmanlar vardır, herkesin danışmanı vardır. Hı hı. Bakın sizin danışmanınız vardır, benim danışmanım vardır, e, devlet büyüklerin idarecilerin herkesin bir danışmanı vardır. Danışmanlar bunları aktarırlar. E, ama bize ne lazım, biliyor musunuz? Şimdi e, ben e, İş, İşle işte. Kişileri üçe ayırırım. Hı hı. Bir idareciler vardır. İki yöneticiler vardır. Üç liderler vardır. İdareciler idare eder. Yöneticiler yönetimi sağlar. Lider buradaki bir işletmeyi tutar, sallar ve bırakır. Bu bırakırken tabii bu alev topudur bir işletme. Hı hı. Alev topudur. Siz bir işletmeyi yaptığınız zaman yanar. İşletme büyüdükçe bu alev topu da büyür. Bu alev topu rüzgarla beraber, oksijenle beraber ne yapar? Artar alevi. Mancılık düşünün, hı hı. artar. Gittiği yerde de ve e, gittiği yere düştüğü zaman da daha da büyük bir aleve dönüşür. Büyür. Yani bu kadar top e, işte 50 metrekare alanlık bir alanı yakar. Lider de budur işte. Hı hı. Yani yanan bir topu alır, daha da büyütür ve işaret eder. Hedef gösterir. Şimdi biz ne yapıyoruz? diyoruz ki bakın buraları yapılması lazım danışman olarak, evet. değil mi? Hani biz bunları söylüyoruz. Şimdi cumhurbaşkanımıza bunları kimler söylüyorlar? Danışmanlar var. Hı hı. Danışmanlar diyor ki efendim turizm şey çorumun potansiyeli bunlar var oldukları bunlar e, var olamadıkları da bunlar. Cumhurbaşkanları bunları topluyor. Tabii ki zaten biliyor çorumu son halinde biliyor. Diyor ki evet turizmde eksiksiniz. Turizm potansiyelimiz var ama turizm potansiyelini kullanacak bir vilayet yok. Ne yapacağız? Bak lider işaret etti mi? Etti. E senin liderlerin de bu işarete karşılık hedef gösterecekler. Diyecekler ki bura. Ha, bu hedef şöyle olacak işte. Diyorum ya burayı sen önce olacaksın. Hı hı. Buralarda bir yol açacaksın. Yolunu yaparsan insanlar geçer. O yoldan sonra oralardaki e, şeyleri, yasal prosedürleri biraz daha gevşetirsen veyahut da imkanlarını biraz daha artırırsan, Hı. sen gidip de bir tesis yaparsan, örnek Hı. veriyorum. Yanlarına, senin yanına bu tesisler gelir. Leblebiciler nasıl oluştu? Önce bir leblebici oldu, ondan sonra bir leblebici oldu, ondan sonra bir leblebici. Leblebiciler Sırı sıra sıra gitti oldu. artık. Oldu. E altıncılar da aynı şekilde. E şimdi size biraz önce arada reklam veren büyük altıncılarımızdan bir tanesi reklam veriyor. Hı. Şimdi o, başka bir yerde altın dükkanını açamaz mı? Muhakkak. Çorum'un istediği her yerini açar mı? Evet. Açar. Doğru muyum? Yani Gazi Caddesi'nin dibinde de açar. İnönü Caddesi'nde de açar. Her yerde açar. E niye orada orayı bırakıp gitmiyor? Yani oradaki en büyük altıncılardan bir tanesi. Doğru muyum? Hı hı. Gittiği zaman herhangi bir zararı olur mu kendisine? Olmaz. Ama bakın olmaz da şöyle olmaz. Bir cazibe merkezi vardır. Bu cazibe merkezi Herkesi toplar. Öncü gelir gider. Bu öncünün etrafında değişir. Aynen o şekilde. Bir halka oluştururlar. Siz de bu halkaları bu bu, bu şekilde oluşturacaksınız. Hastane gider etrafına. Hastane ile alakalı kurumlar kesinlikle gider. Yukarıda bir tane özel hastanemiz var. Çevresine hı hı. bakın. Aşağıda bir hastanemiz var. Çevresine bakın. Yani keşfetmeye gerek yok ki. Bunlar bu, bu şekilde. Zaten. Gün geçtikçe de gelişiyor. E tabi ki. Birkaç dakika var programı kapatmadan önce tekrar evet. o tarımdaki hibeye dönelim. o 2-3 dakikamız var onu da o şekilde kullanalım. Önemli, tamam. Neler söylemek istersiniz? O zaman bu e, e, tarım ve hayvancılık ala anlamında destekler sürekli devam ediyor. Hı hı. E, bu engellere yönelik destekler de var. E, eski hükümlere yönelik de var. E, şehrine dönmeyi düşünen insanlara hı hı. da var. Herkes Tam, için herkes, herkes için var. Için var. Ciddi ciddi bu işi yapmak düşüncesinde olan biraz da sermayesi olan varsa kırsal kalkınmadan TKDK kurumundan hı hı. bu destekleri talep edebilir. Ama herhangi bir böyle bir gücü yok efendim tamamını hibe istiyorsa bu 300 baş veyahut da işte engelli de hı hı. projeleri var biliyorsunuz onlara da 3-6 hayvan hibeleri yapıyor onları bekleyecekler. Bu 300 baş da altıncayı bulur büyük ihtimal şekillenmesi. Bu yıl için konuşuyoruz. Bu yıl için tabii ki. Hı -hı. Bu çıkacak. Yani bakanımızın Fakı Baba'nın açıkladığı bir destektir bu. Bu çıkacak. Yani söylendiyse bunun altyapısı yapılacak. Hı -hı. Zaten Fakı Baba'nın hakikaten tarımla alakalı düşüncesi budur. Hı -hı. Bu, bu gerçekleşecek hayvancılıkla alakalı. Bundan önce ne yapacaklar? E, topraklarını e, muhafaza etsinler kendi üzerlerinden. E, ÇKS'lerini güncellesinler. Bunları ihmal etmesinler. Hı -hı. Ee, orada bir adresleri varsa ikinci ikametgah adreslerini oralara e, güncellesinler. Yoksa da açsınlar. Şimdi bir insanın birden fazla ikamet adresi olabilir. Bulut Bey. Evet. Mesela sizin şu anda oturduğunuz ikametiniz birinci ikametiniz, ikinci ikametiniz Ankara'da olabilir. Hı hı. Yazlık gibi düşünün. Evet olabilir. Burayı da ikinci ikametgah e, olarak göstermin. göstersinler köydeki evlerini. Hı hı. Çünkü ben sana bu hayvanı verdim. Sen bu hayvanı nasıl besleyeceksin? Ee, hangi tarlayı bana e, ipotek olarak veyahut da rehin olarak göstereceksin? Bu hayvanı vereceğim ben sana da. Hı hı. Sen çiftçi misin? Evet çiftçiyim. Tarlalarım bu. Tarlaları ben rehin aldım diyecek. Tamam bu hayvanları nerede besleyeceksin? Bunu soracak size. Ahırınız nerede? İkametgah ee, adresini Gösterecek. gösteriyorsun. Ankara Keçiören. Cık. Hayvanları burada beslenmez. Diyeceksiniz ki ikinci ikametgah adresim var. Evet ha tamam. Orayı ne yapacaksınız? Birinci ikamet. Siz destek verdikten sonra burası benim birinci ikametgah adresim olacak diyeceksiniz. Hı hı. Evim... Işte, Ona göre düzenleyecek. Tabii ki. Ondan sonra yerleşim planı yapacaksınız. Hayvanlar burada kalacak. Ahırım burası. İşte yayılmayı burada yapacağım. Değil mi? Kendim hı hı. ikametim burada olacak. Bunların hepsini göstereceksiniz. Bunun için hazırlıklarımızı yapmamız lazım. Topraklarımızı. Çıkışta da biz hemen ne yapıyoruz? Şeye gidelim mi? Yakın köylere. Buradaki değil mi? Şeylere bakalım. Topraklar <laughs> bakalım nasıl. Hesa hesaplı bir yerlerden şöyle 10-20 dönüm. Bir toprak sahibi herkesin de ilgisini çekiyor. Herkes de bu e, hibenin içerisinde olacağı aşikar. Olsunlar. Çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için. Varsa son sözümüzü de alalım kapatmadan önce. E, son söz kazan kazanla bitirelim. <laughs> kazan evet. kazan diyelim. Peki. Evet. Ticarette kazan kazan. Çok sağ ol. Güzeldir. Satırbaşının sonuna geldik efendim. Bugün girişimciliği ve özellikle tarımsal alandaki hibeleri ve destekleri sizlerle birlikte paylaştık. Yeni bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.